Yayıncı kuruluşa söylediğimde Fenerbahçe'nin hafta sonu kaybettiği derbiden sonra bugün bir büyük takım reaksiyonu göstermesini bekliyorduk açıkçası. Fena başlamadık. Yani çok ortadaydı. Çok kolay bir gol yedik. Sonra hemen cevap verdik. Tam oyun dengelenmişken açıkçası ikinci gol bizi biraz yıprattı. Bugün takımım beklediğimden daha fazla yorgundu. Bana öyle geldi. Fenerbahçe 6 tane oyuncuyla rotasyon yaptı. Devre arasında işte Zayt'ı çıkarıp 7. fresh oyuncuyu attılar. Biraz fiziksel olarak daha üstün gözüktüler bizden. Biz yaptığımız rotasyonların tam karşılığını alamadık. Belki daha fazlasını da yapabilirdik fresh oyuncu sayısı açısından ama çok da buna uygun müsait bir kadromuz yoktu. İşte Ali Karimi'nin sakatlığı, Mensah'ın uzun zamandan sonra ilk defa Trabzon maçı oynaması, onu dinlendirmeyi düşündük. Karol'ün dün antrenmanda sakatlığı, sol beksiz oynadık bugün. Yani bizim normalde şu an hem sağ bekimiz orijinal değil hem alternatif bir sol bekimiz yok. Bir şeyler yaratmaya çalışıyoruz o açıdan ama oyuncuların bugüne kadar çok iyi getirdiler. Onlarla gurur duyuyorum. Üçüncü gol açıkçası maçı bitiren goldü. O bireysel hatadan yediğimiz gol aslında 2-1 iken oyun biraz dengelenmişti. Maçı sonlara doğru götürüp bir gol bulursak uzatmaya taşımak istiyorduk aslında. Planımız da buydu. Mensah alarak orta saha kalabalıklaştırdık. Amacımız oyunu götürebildiğimiz kadar 2-1 götürmekti ama maalesef başaramadık. Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı. Onları buradan tebrik ediyorum. Lig Radyo Cüneyt Kaşeler. Hocam fiziksel farklılığın dışında oyun planınızda Fenerbahçe'nin maç önünde düşündüklerinizden farklı bir reaksiyonu var mıydı oyun içerisinde sizi şaşırtan? Çünkü siz geçiş oyununda Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesisiniz. Bugün ama oyun bayağı bir koş koşa döndü bir noktada. Bu sizin hesapladığınız bir risk miydi? Aslında bu güzel soru için teşekkür ederim. Aslında biz oyunun başında Fenerbahçe'ye önde birebir basarak başlamayı planladık. Bu baskıları da yaptık ama kırılan dokuzlara iki tane stoperimizin biraz uzak kalması bazen baskıların kırılmasına sebep oldu. Yine de bir iki tane iyi geçiş yaptık. Bizim biliyorsunuz Cardozo merkezden çok iyi koşular atan, zamanlı koşular atan, tekrarlı koşular atan bir oyuncu. Mane'nin sakatlanıp maalesef Cardozo'yu oraya almak zorunda kalışımız merkezden savunma arkası koşularımızı kısıtladı. O anlamda çok az geçiş yaptık. Yani tespitiniz çok doğru. Biz kenarda da bunu konuştuk ama sol kanada koyabileceğimiz bir oyuncu alternatifimiz maalesef yoktu. O açıdan biraz zorluk yaşadık. İkinci yarı Uzodima'yı stoperden iç koridordan savunma arkasına koşturmaya başladık. Oradan bir iki kere geldik açıkçası ama çok da yeterli olmadı. Dediğim gibi üçüncü golde bizi bayağı kırdı. Ondan sonra fiziksel Fenerbahçe'nin fresh takıma sahada olması devamlı da oyuncu değiştirdi hoca. Orada o hamlelerinin karşılığını bence aldı. Takvim.com.tr'ye Görkem Ağgündüz. Hocam öncelikle geçmiş olsun diyorum. Bugün Fenerbahçe'de Emre Mor'un üst düzey bir performansı vardı bana göre. Arif de biraz zorlandı o bölgede, o tarafta. Eksikleriniz vardı siz de söylediniz ama oraya daha erken bir hamle gelebilir miydi hocam? Yani şöyle gülümsememin sebebi yani Emre Mor'un oynamasını inanın hiç istemiyordum ben rakip hoca olarak. Özellikle Osayi'yi kullanırken hoca Ferdi'yi de sol kanatta kullanıyordu. Yani iki tane çok iyi oyuncuyu üst üste belki de bu sezon ilk defa ya da ikinci, üçüncü defa kullanmıştır. Tam olarak bilmiyorum. Maçın başında kadroyu gördükten sonra bir eyvah demedim değil. Bir de orada gerçek ve tecrübeli stoperimiz Karol, sol bekimiz Karol'ün dünkü ter antrenmanında sakatlanıp Arif'in bir stoper olarak Emre'nin üzerinde kalması bize bir sıkıntı yaratacağının farkındaydık yani. Ama oyuncu olarak oraya başka bir karşılığımız yoktu açıkçası. Belki Uzodima'yı oynatabilirdik daha çabuk ama biraz da kupa maçı olduğu için biraz fiziksel güçlü üst stoperle duralım istedik. Evdeki hesap çarşıya uymadı açıkçası ama dediğim gibi yani Ferdi ile Emre Mor önüne arkalı bayağı etkili oyuncular yani bizi de bayağı yıprattılar orada. Teşekkür ediyorum, iyi akşamlar.